Çerkezköy Tapu Müdürlüğü'nde başlayan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında vergi dairesindeki vurgunun ardından PTT'deki vurgun, Çerkezköy Adliyesi'ndeki vurgun, Çerkezköy Belediyesi'ndeki vurgun derken 3 gün önce Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki oluşan vurgunun boyutu 5 milyonu geçti. 5 milyonluk vurgun kapsamında Çerkezköy'de görevli Ahder isimli bir doktorla başlayan soruşturma yaklaşık Cumhuriyet Savcısının 40 günlük soruşturması sonrası 49 kişi, 7'si kadın, 49 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 49 zanlı Çerkezköy Adliyesi'ne çıkartıldı. 3 gündür süren sorgulama ve yargılama sonrası zanlılardan bazıları tutuklandı. Gözaltı süreleri bugün dolması beklenen zanlılar sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleriyle Çerkezköy Adliyesi'ne çıkartıldı. Şu anda adliyenin alt katında bazıları nezarete tutulurken bazıları ise 4. katta Cumhuriyet Savcısına ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısına bizzat katıldığı ifade alma işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilecekler. Aralarında doktorlar, eczacılar, ilaç müessirleri ve arabulucuların bulunduğu 7'si kadın 49 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi. Zanlılar gözaltı süresi bugün doluyor. Zanlıların gözaltı süresi dolarken Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı da sabah saat 6'da mesai yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında Çorlu Kom polisleri tarafından Çerkezköy Adliyesi'ne getirilen zanlılar adliyenin en alt katındaki nezarette tutuluyorlar. Bazıları ise 4. katta ifade veriyor. Zanlıların savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor. Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı operasyon kapsamında Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun kurduğu şebeke çökertildi. Türkiye genelinde sahte rapor alarak devleti milyarlarca lira zarara uğrattığı tespit edilen Ahter Eren'in de aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alınmıştı. 3 gün süren sorgulamanın ardından 49 kişi geniş güvenlik önlemlerince Çerkezköy Adliyesi'ne çıkartıldı. 3 gün sürdü yargılamalar. 49 kişiden 31'i tutuklanırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi de savcılıktaki sorgusunun ardından serbest kalmıştı. 7'si kadın, 5 kişi tutuklanarak Tekirdağ cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında 31 kişi tutuklanmış oldu.